Arkadaşlar merhabalar. Sınıf yönetimi 5. dersimiz. En önemli dersimiz. Unutmayın en önemli dersimiz. Sınıf yönetiminde 5 soru var ve 5 netle çıkmamız lazım. Burası bizi zorlayacak en önemli yer. Şimdi sınıf yönetiminin boyutlarında davranış düzenlemesi dedik. Bu davranış düzenlemesi içerisinde neler var? E, burayı çok iyi anlamamız, özümsememiz gerekiyor. Sınıf yönetiminin boyutlarından bahsettik. İlk Dört dersimiz ve bugün beşinci dersimiz. Davranış düzenlemesi. Arkadaşlar, davranış düzenlemesinin amaç sınıfta istenmeyen davranışları önlemek. Yani uygun davranışları çocukların sergilemesini sağlamak. İstenmeyen davranışları önlemek için yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Bir problem olduğunda çok çıkıyor. Yapılması gereken ilk iş problemin kaynağını belirlemek. Ama bu sürece bakalım bir sınıfta istenmeyen davranış neden olur? Detayına çok girmiyorum. Sınıftan kaynaklanır. Sınıfın çok kalabalık olması, sınıfın yapısından kaynaklanan sıkıntılar. Öğretmenden, öğretmenin çocuğa yaklaşımı, bakış açısı, öğretmenin benimsediği anlayış bir etkendir. Ve öğrenciden kaynaklanan. Öğrencinin gelişim dönemi özellikleri, öğrencilerin işte kişilik özellikleri, yetiştiği aile, sosyal çevre ve özellikle başarısızlık kimliği istenmeyen davranışa yol açabilir. Bura detaydır ama asıl konumuz şurayla başlar. Bir öğretmen o sensin unutma bir sınıfta istenmeyen davranış olmaması için önce ne yaparsın? Arkadaşlar üç şey. Bir, kuralları senenin başında birlikte belirleriz. Yani işin adını koyarız. Burada beraber yaşayacağız. Bir eğitim öğretim yılını birlikte geçireceğiz. Kuralları birlikte belirledik. Daha önceki derste gördük bunu. İkincisi görev ve sorumluluk verme. Özellikle çocuklara yapabilecekleri seviyede görev ve sorumluluk veriyoruz. Kime? Sorun çıkarabilecek öğrenciye, davranış bozukluğu gösterebilecek öğrenciye, başarısız olan öğrenciye, kendini ifade edebileceği görev ve sorumluluklar vereceğiz. Üçüncüsü dersi etkili hale getireceğiz. Yani bir öğretmen olarak o dersin hakkını vereceğiz. Biz dersimizi farklı yöntem, teknikle bütün öğrencilere hitap edecek şekilde anlatacağız. Yani senenin başında kuralları belirledik, görev ve sorumluluk verdik, dersi etkili hale getirdik. Artık bize düşen her şeyi yaptık. Böyle bir ortamda istenmeyen davranış olmaz diyemeyiz. Olabilir. Ama az olur genellikle bu üçünü yaptığımızda. Peki oldu diyelim. İlk yapılacak şey ne? İlk yapılacak şey problemin kaynağını belirlemek. Problemin kaynağı belirlenir ki tedavisi yapılabilsin. Teşhis olacak ki tedavi olsun. Hep örnek veriyorum. Hastaneye gidiyorsun. Ya şuramda bir ağrı var. Başım ağrıyor. Şu bu seni bir yere yolluyor, değil mi? Nöroloji diyor sana. Beyin diyor sana. Ya da dahiliye diyor sana. Bir yere gidiyorsun. İçeri girdiğinde doktora benim böyle bir sıkıntım var dediğinde Hemen sana diyor ki şu 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 talimleri yap. Önce teşhisi koyacak ki tedavi yapabilsin. Biz önce problemin kaynağını belirleyeceğiz. Şimdi buraya dikkat. Problemin kaynağını belirlemek saniyelik bir olay da olur, günler haftalar da sürebilir. Bakın, saniye yazıyorum. Gün yazıyorum. Hafta yazıyorum. Nasıl? Nasıl? Ders anlatıyorsunuz, iki tane öğrenci kendi arasında konuşuyor. Gördün onu? saniyesinde dedin ki gördüm devam et Metin. Niye? Her sınıfta her zaman olan olaylar. Yani bu basit bir olay mı? Basit bir olay. Her sınıfta olan bir olay mı? Evet. Saniyesinde kararını verdin. Devam ediyorsun. Görmezden geliyorsun yani. Başka bir örnek. Bir öğrencim var, çok iyi bir öğrenci ama son günlerde derse gelmiyor, derse geldiğinde eski dikkati yok, dağınık, e, ders dinleyemiyor, uykulu bir hali var bir tuhaflaşma var. Çocukta olumsuzluğa doğru bir gidiş var. Burada ne yaparız arkadaşlar? Burada problemin kaynağı bir problem var. Ama bir yeteneğimiz yok çocuğa böyle evet şu sorunun var, bu sorunun var diyemeyiz. Biz orada ne yaparız? Biz o sorunu tespit etmek için, problemin kaynağını belirlemek için öğrenciyle görüşebiliriz. Öğrenciyle görüştük. Ya hocam boş ver canını yani ne değişecek ki? Sizin de canınızı sıkmayayım dedi. Konuşmadı. Belki hemen konuştu bir gün, bir gün içinde belirledik. Belki konuşmadı iki üç gün sonra tekrar konuşmayı denedik. Konuştu ailede sorun var dedi o dedi bu dedi. Biz problemi ne zaman tespit ettik? Bir hafta sonra tespit ettik. Olabilir. Başka bir örnek ders anlatıyorsun. Ders esnasında birkaç öğrenci başka bir şey yapıyor. iki üç öğrenci dışarıyı seyrediyor. Kendi arasında konuşan var. Farklı şeylerle telefonla meşgul olan var. Öğrenciler dersten kopmuş. Düşünüyorsun saniyesinde bunun nedeni ne olabilir? Ben. Değil mi? Saniyesinde tespit ettim. Problemin kaynağı öğretmen. Şimdi bakın problemin kaynağını belirlemek. Saniyelik bir olay da olabilir. Günler haftalarda sü sürebilir. Önce problemin kaynağını belirleyeceğiz. Basit bir olay olsun. İki öğrencinin konuşması ya da bir öğrencinin telefonla meşgul olması. Başka bir işte uğraşması. Ne yaparız? Basit olaylar görmezden gelinir. Basit olaylar görmezden gelinir. Çok ciddi olan olaylar için bu söz konusu değil. Çocuk konuşuyor, defterine bir şekil çiziyor, işte atıyorum sağa sola bakıyor, dışarıyı seyrediyor, telefonla uğraşıyor. Bunlar görmezden gelinir. Basit olaylar her sınıfta olan olaylar. Ancak her şey görmezden gelinmez. Kavga ilk defa oluyor, görmeyeyim. Küfür duymayayım. Çocuk kopya çünkü aman ilk defa oluyor canım çeksin. E, görmezsen devam edecek zaten. Uyuma canım ben geç arkaya arka sırada otur yastık yorgan getirelim. Olmaz. Senin orada bulunma amacın o çocuğun uyumasını sağlamak değil. O evde uyur. Sen onu uyandıracaksın. Sen ona görev sorumluluk vereceksin. Ben bakıyorsun derste böyle içim geçti uyuyorum. Ne yapacaksın? Metin hazır ol bir sonraki soru sana geliyor. Ben hemen kendime çeki düzen vereceğim zaten. Hadi Metin gel bana yardım et şu şekli beraber çizelim. Beni uyandıracaksın. Yani görmezden gelme basit olaylar için geçerlidir. Her olay görmezden gelinmez. Geçtim. İki öğrenci konuşuyor ya da bir öğrenci telefonla meşgul oluyor. Görmezden geldik. Ama yine devam ediyorlar. Arkadaşlar sınıfa belli etmeden o kişi ya da kişileri uyarırız. Bakın Sınıfa belli etmeden uyarma. Bunun amacı o. Ders anlatıyorsunuz. Ders Osman mesela atıyorum İstanbul'un fethini anlatıyorsunuz. O kadar güzel ders süper gidiyor. İki öğrenci konuşuyor. Görmezden geldiniz yine konuşuyorlar. İstanbul'u Fatih derken sen şimdi dersi bölmemen lazım. O öğrencileri ya da bir öğrenci telefonla meşgul oluyor. O öğrenci ya da öğrencileri sözel olmayan yolla uyaracaksın. Sınıfa belli etmeyeceksin. Fatih İstanbul'un fethi için önce hazırlık yapmıştı. O öğrencilerin tarafına doğru gittin. Onların yanında durdun. Sıraya dokundun. Sırtına dokundun. Anlatırken Fatih biraz sessiz kaldın, dikkat çektin. Ya da ders anlatırken bir göz kontağı, bir bakış böyle tehdit eder gibi değil de daha güzel bir bakış. Yani bir mesaj bak görüyorum kardeşim yapma. Arkadaşlar yapmayın mesajını sen sustun gözlerin konuştu. Göz kontağı kurdun yani sınıfa belli etmeden uyarı yaptın. Ama yine konuşuyorlar. Yine eleman telefonla uğraşıyor. Bu defa ders anlatıyorsun. Fatih İstanbul'un fethi için tüm hazırlıkları yapmıştı. Ali lütfen, Mehmet lütfen. Bunu dediğinde herkes Mehmet'e, Ali'ye baktı. Dersin akışı bozuldu. Arkadaşlar kendi aramızda konuşmuyorduk. Arkadaşlar farklı işlerle uğraşmıyorduk. Söyle bakayım Ali, bu sorunun cevabı neydi? Mehmet, Mehmet. Hadi şu, şu neydi? Kuralı hatırlatıyorsun, uyarıyorsun. Ne yaptın? dersin akışı bozuldu. Fatih'in İstanbul'u fethinin fethini Ali ile Mehmet engelledi yani öyle düşün. Sözel uyaran kullandınız. İstanbul'un fethi dediniz. Ali Mehmet yapmayın, etmeyin. Söyle bakayım o nedir, bu nedir? Dersin akışı bozuldu. Sözel uyaran kullandınız. Bu ikisi arasındaki farkı o anlamda görün. Sözel olmayan da sınıfa belli etmeden o kişi ya da kişileri uyarmak, Burada artık sınıf belli olur, sınıf öğrencilerin yanlış yaptığını görür, duyar, anlamış olur. Sözel uyaran kullandınız, yine konuşuyorlar, sınıf dışında görüşürsünüz. Sınıf dışında görüşüp çocuklar, arkadaşlar siz de bak görmezden geldim, devam ettiniz, uyardım, onu yaptım. Sorun mu var, yapabileceğim bir şey mi var? Sen orada arkadaşlar sınıf dışında görüştün, eğer kasıtlı yapılıyorsa hocam sorun yok işimiz öyle geliyor. Kasıtlı yapıyorsa dersin akışını bozmak disiplinlik bir olaydır. Farklı bir sorun var, bir anlaşmazlık, bir tartışma, kendi aralarında bir sıkıntı var. O zaman ne yaparsın? Rehberlik servisi. Yani sınıf dışında görüşmeye göre, gerekirse disipline, gerekirse rehberlik servisine. En son cezaya başvururuz. Ceza en son aracımız. Tamam, son tercih. Son çıkış noktası. Şimdi bunun dışında 3 dört tane daha şeyden bahsedeceğim. Öğrenciyi dolaylı şekilde uyarma. Mizaha vurma. Kızım sana diyorum gelinim sen işit. Yani sorun var özellikle basit olaylarda böyle anlık gelişen olaylarda lise çağındaki alıngan öğrencilerde doğrudan değil de dolaylı uyarırsın. Bakın okul öncesini ilkokulu dolaylı uyaramazsın. Dolaylı uyarsan da onu anlamayabilir ki anlamaz çoğunlukla. Direkt onu uyarman lazım. Lisede, lisede daha çok kullanır. Derste değişiklik yapma. Ders anlatıyorsun. Üç öğrenci konuşuyor. ikisi dışarıyı seyrediyor. Birisi başka bir şey yapıyor. Öbürü havaya sağa sola bakıyor. Sorun kimde kardeşim? Ben de. Öğretmen de. Öğretmen ne yapar? derste değişiklik yapar. Yöntem tekniği değiştirir. Hemen bir mola bırakın kağıdı kalemleri. Arkadaşlar bir gün temelle dursun şu oldu bu oldu bir hikaye bir fıkra anlatır. Motivasyonu sağlar tekrar derse döner. Ne yaptık? Derste değişiklik yaptık. Öğrenciye verilen ayrıcalıkları, imtiyazları geri alma. Çocuklar böyle yaparsanız hafta sonu gezi iptal. Böyle yaparsanız geziye gelmeyeceksiniz. Ya da sinemaya işini iptal ediyoruz. Sinemaya ge, konuşanlar sinemaya gelemeyecek. Ne yaptık? İmtiyazları geri aldık ve ara verme. Kavgada, gürültüde, böyle tartışmalarda öğrenciyi nötr bir ortama, farklı bir ortama götürüp orada ara verme dediğimiz yöntem kullanılabilir. Şimdi şu ekrana iyi bakın. Her yerde göremezsiniz. Bunun benim sorulardan çıkardığım e, benim bilgimdir açık söyleyeyim size. Notumdur sınıfta bir öğretmenin senin istenmeyen davranışa göstereceğin tepki en önemli davranışın niteliğine göre değişir. Basit mi? Basit bir olay mı? Ciddi bir olay mı? Yani önemli mi, önemsiz mi? İki kişi konuşuyor, konuş, özür dilerim, önemsiz burada. Konuşuyor, konuşma önemsiz. Ama kopya önemli bir olay. Görmezden gelemezsin onu konuşmayı görmezden gelirsin. Her sınıfta herkes konuşuyor. Bir olay bir defa mı yapıldı? Yapılma sıklığı. Bir defa konuştu ama sürekli konuştu. Sürekli olanı görmezden gelemezsin. Öğrenci özellikleri. İlk öğretime genellikle sınıfın içinde genel uyarı yaparsın. Ama lisedeki çocukla genellikle alıngan, fevri çıkışlar olur. Sınıfın dışında bireysel görüşürsün. Yani senin öğretmen olarak bir soru geldiğinde istenmeyen davranış olduğunda yapacağın şey davranışın niteliğine, yapılma sıklığına ve öğrenci özelliğine göre değişir. Şu gördüğünüz yerden üç tane soru geldi. Sorunun biri şuydu. Bir öğretmen istenmeyen davranışları önlemek istiyor. İlk ne yapar? İlk kuralları birlikte belirler. Bak ilk bunu yapar önlemek için diyor. Şimdi arkadaşlar problem olmadan önce bu üç şeyi yaptık. Problem olmadan önce yapıyorsak sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisi gelişimsel, önlemsel, tepkisel? Hangisi bravo tepkisel diyenlere tepkisel. Peki, peki problem olduktan sonra bu da iki defa iki üç iki defa soruldu problem olduktan sonra öğretmenin yapacağı ilk şey ne e, problemin kaynağını belirleyeceğiz ben miyim öğrenci mi ciddi mi basit mi önce problemin kaynağını belirleyeceğiz problem olduktan sonra yapıyorsak özür dilerim şuraya hiç kimse uyarmıyor beni hiç kimse uyarmıyor beni burası olmadan önce yapıyorsak buraya ne diyeceğiz ama uyarın. işte etkileşim olmayınca böyle oluyor. Etkileşim olmayınca böyle. Burası önlemsel. Özür diledim. Önlemsel. Olmadan önce. Olduktan sonra onu yazarken buraya düşünüyorum ya. Beynin iki lobu çalışmıyor maalesef. Olduktan sonra yapıyorsak tepkisel. Şimdi buradan da bir şey soracağım size. Bu da iyi oldu. Bunu fırsata çevireceğim. Problem olmadan önce Kuralları belirleme soruldu. İlk konu yapacağız. Problem olduktan sonra ilk yapacağımız şey problemin kaynağını belirlemek. Arkadaşlar burayı ayrı tutuyorum. Bir tırnak içinde ÖYT'ye geçiyorum. Diyorum ki, Metin Hoca ders anlatırken bakın, ders anlatırken yanlış bir şey yaptık. Müdahale edemiyorsunuz. Etkileşime giremiyoruz. Bu bireysel tekniklerden hangisi olamaz? Tutor, programlı, tutor, programlıyı koymuyorum şıklara. Tutor, bireyselleşmiş öğretim, bilgisayar destekli öğretim, internet tabanlı ya da uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim, internet olamaz. Niye? Uzaktan eğitimde, internette senkron ve asenkrondur. Siz beni şu an YouTube'dan nasıl dinliyorsunuz? Asenkron dinliyorsunuz. Yanlış söylediğimde de ya hocam ya ama müdahale edemiyorsun. Asenkrondur etkileşim paylaşım yoktur. Bilgisayar destekli buna örnektir. Programlı öğretim buna örnektir. Öğretmen yok. Etkileşim yok. Araç materyalle öğreniyorsun. Ama eğer bu bizim şu andaki dijital platformumuz var. Dijital hocadayız mesela. Oradaki kursta, etkinlikte sene sonu kampında olsan yandaki panelden iletişim kuracağız. Metin hocam şaşırdınız yanlış bunu dediğin zaman senkron etkileşim var, işbirliği var, etkileşim var. Bunu da söyleyeyim. Tamam mı? Şu an asenkron olmanın kurbanı olduk. Kimse uyarmadı. Tepkisi ama Allah'tan düzelttik. Tepkisel yaklaşım. Dikkatinizi ölçtüm diyormuşum ama yanlış. Önlemsel olduktan sonra tepkisel. Şimdi bakın. Olmadan önce kuralları belirleme, olduktan sonra problemin kaynağını belirleme. Birkaç tane örnek. İlkokul birinci sınıfta Ali. Kalemini kuralları belirledik bir ay geçti Ali kalemini sıranın üstüne açtı Üf, temizledi tertemiz bir sıra ama Ali kalemi nereye açtı sınıfa ve sınıfa dağıldı onlar çöp kutusunu açmadı kovaya açmadı. Burada ne yaparız Ali nerede Ali ilkokul birinci sınıfta Ali'yi arkadaşlar uyarırız sınıfın genelini uyarırız genelini uyarırız. Niye bunu yaparız? Çünkü çocuk kuralları bilmeyebilir. Kuralları henüz içselleştirmemiş olabilir. İlkokuldaki okul öncesinde kurallar sık sık hatırlatılır, sınıf huzurunda da uyarılır. Burada sınıf huzurunda uyardık. Çünkü Ali'nin davranışı basit bir olay. Sınıfta uyarma. Sınıfta uyarma diyelim. Peki başka bir örnek Lise öğrencisi Ahmet aynı davranışı yapsa bacak bacak üstüne atmış, kalemi açmış, tüm süpürmüş. Lise birdeki çocuk, lisedeki. Ahmet'in bunu bilmeme ihtimali var mı? Yok. Ahmet bunu yapıyorsa burada bir tepki var. Onu o an müdahale etmeyiz, görmezden geliriz. Ama gördük yani, rahatsız edici bir durum. Dersten sonra Ahmet'le birebir görüşürüz. Ahmet ne oldu? Niye ya hocam sınıf berbat. Kimse temizlemiyor. Bu nasıl? Burada mı dersiz? hep ama Ahmet bunun yolu bu değil. Ya da hocam siz de ya biz size güveniyordum. Siz de adaletsizlik yapıyorsunuz. Ona söz hakkı, ona bana hiç söz hakkı vermiyorsunuz falan filan. Belki bize tavır alıyor. Ama Ahmet bunun yolu bu değil. Değil mi? Bak konuşabilirdim benle gibi. Ahmet'le birebir konuşuruz. Çünkü Ahmet bunu bilmeme ihtimali yok. Bir sorun var burada. Ama buradaki Ali bunu unutabilir, bilmeyebilir. Birinci sınıfta. Kuralları sınıf huzurunda hatırlatırız, sınıf huzurunda uyarırız. Peki, yine okul birinci sınıf öğrencisi Metin olsun bu. Metin, arkadaşının siz dersi bitirdiniz, defteri dolduruyorsunuz. Defter nerede doldurulur? Sonda. Zil çaldı, çık yani teneffüs sili. Siz defteri doldururken bir bakıyorsunuz Metin, arkadaşının kalemini aldı, hop cebine koydu ya da çantasına koydu. Şimdi bunu ne yaparsınız? Bu da ciddi. Bakın bu olay demin deminki Ali'ninki basitti. Bu olay ciddi bir olay. Şunu yapmayız. Ali'de yaptığımız gibi sınıfın huzurunda arkadaşlar siz yokken Metin şunu yaptı, bunu yaptı falan filan bunu demeyiz. Bitirmeyiz Metin'i. O olay ciddi bir olay olduğu için sınıf dışında birebir görüşürüz. Hocam bak şöyle diyebiliyorsunuz, diyebilenler var, diyenler vardır. Hocam bu ilkokuldu, sınıfta uyardık. Bu liseydi, sınıf dışında görüştük. E bu ilkokul bunu da uyarırız. Hayır. İlkokul 1'de evet, bu da ilkokul 1'de evet ama bu çok basit bir olay. Bu çok ciddi bir olay. Çocuğu hırsız diye etiketlersek metin bitti. O yüzden ne yaparız bununla sınıf dışında ya da sınıfta kimse yoksa sınıf dışında görüşme yaparız. Birebir görüşme yaparız. Dikkat edin. Gösterdiğim tepki neye göre değişti? Olay alt sınıf mı üst sınıf mı? Bu üst sınıf, bu alt sınıf. Ama bu basit olay, bu ciddi olay. Yani göstereceğimiz tepki davranışın niteliğine, yapılma sıklığına ve öğrenci özelliğine göre değişir. Birkaç örnek. Öğretmen sınıfta ders anlatıyor. Arka sırada oturan iki öğrenci aniden kavgaya tutuştu. Bak tartışma değil, kavga. Kavga okulun genel kurallarına, disiplinine aykırıdır. Okul içerisinde kavga edilmez. Bu nedir? Disiplin kuruluna. Dilekçeni yazarsın disipline giderler. Kavga ettiler çünkü. Görmezden gelen, gelirsen devam eder. İki, ders içinde bir öğrenci cep telefonu çalıyor, hemen kapatıp kenara koyuyor. Ne yaparız arkadaşlar? Görmezden gelir. Çocuk zaten hatasını anlattı, unuttu onu, tamam bitti. Sınıfın en iyi öğrencilerinden olan Poyraz bir iki haftadır dersi dinlemiyor, dersi aslında uyukluyor, kılık kıyafeti düzensiz. Ne yaparız arkadaşlar? Poyraz'da bir sıkıntı var. Sınıf dışında birebir görüşürüz. Gerekirse ailesi, gerekirse rehberlik servisinden yardım isteriz. Tamam. Birebir görüşürüz. Sorun var çünkü sınıfta hayırdır ne oldu Poyraz Karadeniz'de gemilerin mi battı demeyiz. Ders anlatıyor öğretmen. Sınıfın çoğu dersi dinlemiyor. Birbirleriyle konuşmaya bayılıyor. O o o Burada problemin kaynağı benim. Ne yaparım? Derste değişiklik yaparım. Tamam arkadaşlar. Şimdi çıkmış soruları çözemiyorum. Bir iki tane örnek vereyim size. Bir iki tane örnek vereyim size. Örneklerimizin biri şu olsun. Örneklerin biri şu olsun. Bir öğrenci derste uyuklamaya başladı. Derste uyuklamaya başladı. Ne yaparsınız? Bir öğrenci bak uyuklamaya çalışıyorsa o öğrenciye göre sorumluluk verirsiniz. Yani şöyle diyorum size. Şu öğrenci uyumaya başladı. Uyuma. Bir öğrenci uyuyorsa o öğrenciye bir öğrenciye ne verirsin? Görev ve sorumluluk. Hadi gel bakalım. Metin uyuyorsa, uykuyu çok severim ben çünkü. Metin uyuyorsa hadi gel tahtaya Metin. Metin bu soru sana geliyor. Dikkat, beni uyandırdın zaten. Ama bir öğrenci yapıyorsa bunu. Peki bir öğrenci ilk defa yapıyor. Sürekli uyuyorsa. Sürekli uyuyorsa. Uyuma davranışı ilk defa yapıldı. Bak görmezden gelinmez çünkü uyuma kötü bir şey. Görev ve sorumluluk. Bir öğrenci sürekli uyuyorsa bu sınavda çıktı. Sürekli uyuyorsa orada ne yaparız? O öğrenciyle sınıf dışında görüşürüz, ailesiyle görüşürüz. Öğrencide bir sorun var. Sürekli uyulmaz çünkü. Ha bir gün yorgunsun uyursun. Sürekli uyuyorsan o iyi işaret değil. Çocuk geç yatıyordur. işte internet alışkanlığı vardır. Evde sorun vardır vesaire. Orada Çocukla görüşme, aileyle görüşme, bunu yapabiliriz. Ders anlatıyorsun, geri geldim, ders anlatıyorsun. Derste seni dinlemeyen bir öğrenci var, yani seni dinlemeyen bir tane öğrenci var. Bu dinlemiyor seni, dinlemeyen bir öğrenci. Ona ne yaparsın, dikkatini çekersin, görev sorumluluk verirsin. Ama ders anlatırken seni dinlemeyen bir sürü öğrenci var. Burada ne yaparsın? Bak dinlemeyen bir kişi ona ne, ne verirsin? Görev ve sorumluluk. Soru sorarsın, derse katarsın. Ama dinlemeyen bir sürü kişi ise orada derste değişiklik yaparsın. Şu yok. Ders anlatıyorsun. Metin olarak, öğrenci olarak seni dinlemiyorum. Farklı şeylerle uğraşıyorum. Benim için kalkıp yöntem tekniği değiştirmesin. Metin Hazır ol, soru sana geldi. Metin hadi şu soruyu cevapla. Metin tahtaya kalk. Hadi şu arkadaşının söylediği soruyu tahtaya yaz. Ne yaptık? Bana bir kişiyim, beni derse katmaya çalıştı. Ama bir sürü öğrenci dinlemiyorsa, işte orada hepsini tahtaya katamazsın. Ne yaparsın? Görev, e, derste değişiklik yaparsın. Yöntem, tekniği değiştirsin. Arkadaşlar, istenmeyen davranışları bu şekilde bitirdik. Bura çok önemlidir. Burayı çok iyi anlayın. Özellikle şurayı çok iyi bilin. Sıralama bu şekilde ama kavga varsa hemen disiplin. Tamam? Kalkıp görmezden gelelim onu yapalım. O disiplin suçudur. İşin mantığı bu. Ve buranın sorularını çözerken özellikle öğrencinin özelliği, davranışın yapılma sıklığı ve e, davranışın niteliği önemli mi önemsiz mi buna bakmanız gerekiyor hepinize çok teşekkür ediyorum desteğiniz ilginiz alakanız için eee youtube kanalına abone olmayı asla unutma hep söylüyorum eee onu da kendime diyorum hep hatırlat hep hatırlat belki itici oluyor ama youtube kanalına abone olmanızı bekliyorum beğenilerinizi önerilerinizi muhakkak alta not düşün ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum program geliştirme materyal sınıf öğrete bu dört ders 36 sorudur. Elimden geldiğince onları önce konu anlatımlarını bitireceğim. Devamında da arkadaşlar tekrar videoları gelecek, farkı gör videoları gelecek. Elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.